Bayağı uzak lan. Arsa götürün abi. İşimiz bu abi. Tamam. Diğer. Ya sen conventional yap, ben sumo. Hapsırıyor mu abi? İyi yaşa. Evet. Yaktor bir nane limon kaynatsın. Niye adamın bakmıyorsun? Kardeş değil misin? Kendi yapsın ya. Şimdi kalça varmasın fena değil yani. Siz yaptın çok kötü değil. SOX mi? Tetkis oynadım. Ya kaçı çıkacağım bugün? 271. Sen ne yapacaksın? 271. Bir fazlası. Biliyorsun yeni hedefim -83. Bacağı kessem gene olmaz da ben. 83. Tek bacakla yarışsam onu yaptıktan sonra ikinci olur. Bence geçersin yani. Tek bacakla. Nasıl bugün hissiyat? Hastalık var. Detifte eğilince biraz burun falan akıyor. Biraz kalçam ağrıyor. Bahaneler. Bu standart zaten. Ama şeyim kötü değil. Kuvvet. Yani kuvvetim çok kötü değil hastalığa rağmen. Fena değil. Bakalım. Çok zorlanıyor. Zor oluyor. Neyse sana sormuşlar Cenk abi niye video çekmiyor, ne zaman YouTube'a dönüyor diye. Ne zaman dönüyor? Vallahi kafamda hep bir hadi şimdi başlayayım falan filan geliyor da işte bir türlü ayarlayamadık vakitten dolayı ama işte önümüzde Malta şampiyonası var, ondan önce Haziran'ın 18'inde olacak o. En azından Haziran 18'ine kadar ilk videoyu atarım diye düşünüyorum. İşte bir antrenman videosu falan filan yaparız bir şeyler. Öyle. Bu kadar. Tamam. Arada mı soracağım? Sana kimse bir şey sormamış. Kimde bende mi? Biraz daha uzun geçelim. Cenk 340'la Romanian yapabilir misin? Kaçta? Yapar mısın? Oğlum, 340'la. Romanian zor bir şey değil ki. Deadlift'ten çok farklı değil. Oğlum bir tekrar yapacak. Bir tekrar olunca normal deadlift oluyor. Bir tekrar yani, aşağı indirecek. Bir tekrar kaldıracaksın, indireceksin bir daha işte. Çok rahat yapar. Ya, ölçüm işlerinde bir numara ya. Reki modifiye geliyormuş ya. Evdeki reki ne? Ha? Sen? Evdeki reki. Altı basmışsın geçen, 6-8'e denemişsin reki. Yapmışım. Ya bu Allah Allah. Reki 6-8'e denemişsin. Bir şey falan basıyor mu bir şeyle? Ha. Geçti mi? Yandı mı? Oğlum anlamıyorum hiçbir şeyi ya. Ya. Şey oyun yaptı ya, oyun kaynak, oyunla ilgili şeyler söylüyor. Oyun bilmiyorum ya ben. Kaynak, maynak yaptın ya. Knight, Metin 2, tam senin dönemde. Hiçbirini yani oynamadın. Hayır, adam old school. Adam bu piyasada var abi. Smo Deadlift'te, Yakup İnal. Sana bir şarkı yazalım ya. Tam bir Tom Mix. Tam bir ton bitsin Cengiz. Şurası rahatsız ediyor beni yani. Buna ne diyorlar biliyor musun? Ne? Frog sumo. Frog sumo, ha, bunu biraz öyle. Kuba stance. Yavaş.
falan. Bundan hızlı 260'ı 10 yıl önce Ozan yaparken gördüm o kadar. Daha hızlı. Bacağım kalamaya başladı ya. Hiç nefes alamıyorum ya. Burnum tıkalı ya. Tabii. Onun hastalık. İçin özel açıcılar lazım hastalık sana. Lavabo açıcı iş görür mesela. Sana 280. 280 sen de... Sen de 285 falan. 3 mü? Ben de 340'a takılmaca. Hacı dayı geliyor tüfekle ya. Bir şey olmadı. Ama fark ettim dedim Hacı sen. Sürekli yapmıyorum ya. Kaç kiloydu bu? 35. Bacaklarım aldım ya. Yol yorgunluğu falan mı? Danimarka'dan. Skoda çok zor olmuş. Geçen Danimarka'da Kopenhag şeye video atmışsın havalimanı. Sabah uyandım 5.30 dedim. İzlerim işe. Sabah uyandın mı? İşe gidiyorum ya o zaman. Tabii izleyecektim işe gidince baktım kaldırmışsın hemen. Bir uyandırdı ya yoksa kaldırmayacaktım. Yarım saat falan da değil mi? 20 küsür mü yarım saat miydi neydi video? Yılan Hoca ile beraber. He. Sağlık olsun. İçin bayağı zorladım lan elimi. Çok kötü ya. Aynen. Fena değil ama değil mi? Yo iyiydi. Bilgi alışverişi diyelim bana. Biz Yakup Veys'le 3-4 hafta önce başladık. Yani zaten kendisi bayağı bir ileri seviyeye taşımış kendini. Ben de işte yılların tecrübesi falan filan bilgi birikimlerimini karşılıklı alışveriş yapıyoruz. Daha iyisi olması için Yakup'un da. Vallahi çok bir yere taşıyamamışım gibi görünüyor kendimi. Kendi açımdan oğlum yanlış anladın. Kendi açımdan yani. Alper hiçbir şey yardım etmiyorsun ya. Alper tam tombik sıktı. Ben video çekiyorum ya. Her şeyi çekeceğim. Ben yapacağım. Buraya kaldıralım. Hayır ben yapacağım. Çam ağrıyor ya. Demedim sonunda. Hacı zaten bak genetik. Şu diz kapağı çok tamam. Yağlıysa, kalça şöyle çıkıksa, bitti. Hormonal sıkıntılar bak. Hocam benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Sen güzel atletik. Atletik fizik. Yorumlarda yazsınlar. Bacak ya, bacak belli. Bütün sporlarda aslında öyle. Aynen. Köpek mesela ben öyle olsa çok şey kovalamam. Az çok belli oluyor 300 sene yapıp powerlifting'de derecelerinden genetiğin az çok belli oluyor. Ya, başka şey, şeylere yönelirim yani. Ben resim yaparım, müzik. Hayır yani kendim yaparım ama böyle hani rekabetçi şeyi salarım ya. İlla yarışacağım, dünya şampiyonu olacağım falan demem ya. Hayır farkında değil adamlar. Farkında değil onu diyor muyum işte? Kaç? Farkında olsa... Ama çalışarak o genetik farkı kapatamaz mıyız? O ön koşul. O olacak sonra çalışacaksın. O olmadan boşuna çalışırsın. Tekrarları yarım yapabiliriz. Kalçam ağrıyor diye yapamadım falan şey olmasın ya. Ben yazacağım yolunu. Fake hesabından yazacağım. Yapamadım falan şey çıkmasın. Burnum akıyor ya. Bugün iyi ya. Kolay. Nefesim şey oluyor ha. Sen bir sigara iç kendine. Bir mentol, mentollü sigara isten iyi gelirdi. Bir paket bitiriyorum.
Olmasa ben hiç yapamam. Sebep olmasın. Çok stres yapıyor, psikolojim bozdu, bırakırım yani. Zaten yarışmada herkes işte elektrolit içiyor, portakal yiyor. Meyve bir bakıyorum Yakup, sigara içiyor şu an. Hocam nikotinden besleniyor. Gizli sır. Mayayla iyi alıştık ya, hep mayayla geziyoruz artık. Antrenmanlarda. Sen tight'le yapıyorsun diye millet de sanki çok tight'le yapıyor. Fark ettin mi? Maya mı? Aynen maya ya. Ya bilmiyorum bunu. Akımı başlattın yani. Çocuklar falan kesin. Çok yapıyor. Ay, herkes artık bakıyor mu sana sinirlendi. Ben bunu niye yiyorum? Diğer kıyafetle yiyince kemeri takıyorum ya. O bir rahatsız ediyor. Sinirlendi. Ama sen hop bütün şimdi. Olduğu için. Ha? Hani ben salona gitsem hani geliş değiştiririm biraz. Ama. Gençler salonu falan. Biraz, insan olunca bir acayip duruyor. Güreşçi gibi oluyor. Şu ense, kafa kola alacağım. Sonunda bağımcı var mı? Hiç. Var mı? Daha ağır deadlift yapan oldu mu burada? Yok ya. Yapamaz mı oğlum zaten? Doğru da yani. En az bu kadar şey yapan oldu mu? Şöyle bir algı var abi. 14-15 yaşındaki çocuklar artık daha bilinçli geliyor ya buraya. O beni mutlu ediyor yani. Kaynak attı yani. Kaynak attı hem de eskiden adamlar bilerek geliyor abi. Eskiden böyle değil mi yani? Bilerek geliyor. Eskiden böyle değil. Bilerek geliyor. İkinize de soru. Power idmanının soluna izole hareket eklemek caiz midir? Oğlum zaten hepsinde var. Nasıl? Olmayan var mı? Hayır. Hani öyle bir algı var ya. İzole hareket yapmaman lazım gibi bir şey var ya. Çocuk o yüzden soruyor. Var mı öyle bir algı? Ya var. Öyle bir algı var demek ki çocuk soruyor. Soru. Neymiş abi soru? Powerlifting antrenmanın sonunda izole hareket eklemek caiz midir? Yani seviyeye ve hedefe göre değişir. Başlangıç seviyesinde, orta seviyede yarışma uzaklığına, yakınlığına göre zayıf vücut ya vücut kasının zayıflığına göre falan tercih aksesuarlar eklenebilir tabii. Değil mi hocam? Ya eklenmeyen program yok herhalde. Eklenir tabii. Yani ileri seviyede bence çok ileri seviye yarışma mesela 8 hafta 10 hafta kala o zaman aksesuarlar dışında kalıp sadece SPD yani squat bench deadlift devam edilebilir. Bence de. Yani yarışma olsa da mesela hiç çıkamıyorum bazı aksesuarları. En temelleri row işte itişte itiş hareketlerinde fly olabilir. Omuz lateral olabilir sağlığını korumak için. Onları tutuyorum. ADL'de mi tutuyorsun hep yükü? Hayır, 21 yapıyorum. 21 ortada, orta, 21. Orta göğüs. Orta ya sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Kol evet. Çalışırken var ya 21 tane evet, çeyrek ya. Yap, sonra yukarıda yap. Salak bir şey. Sonra 7 abi. Tane tam yap falan. Siz de ben mi abi? Ben de sıra. Tamam. Bak onu mesela bench press'e desen kimse ciddiye almaz ama kol deyince... Niye ciddiye almasın lan? Yan göğüs. Orta pectoralis. Ya hocam ben işte bilmiyorum. Çok yamuk. Normal mi? Sağ kol çok düşük abi. Normalde de yapıyor. Skapula da sıkıntı var. Var evet. Var. Sakatlık da var. Bahane de var. Şaka bak, yapmıyorum ya. Bana da bir yer atsanız. Bak tam şuraya. Özel nasıl? Çekecek misin? Tam şuraya gelen bir özel bir buluşla açılıyor. Şey dümenciler öyle hocam. İşte. Bir masaj yaptırdım, benchim 20 kilo arttı diyor. Videoda Ed Cohen. O karyopraktırma, o dolandırıcılar var ya o muhabbet. Gerçi sen hiç buyursun. Gitmedin ki hayatında. Ben bir şey aldım. Red Total 800 olacak biz. 800 normal yapmam lazım ya. Karyopraktıra kaldıysa işimiz. Ben o şeyler hiç... Gerçi o bayağı şey gibi. Fizyoterapinin bir türü gibi aslında. Şu şeyler tam dümen ama. Oluyorlar böyle çıtlatıyorlar ya. Beni çıtlatıyor. Bir de deep tissue masaj var. O ne ya? Derin doku şey işte. Tansiye açıcı. Bu yaşama öyle bir şey var. Bir tane böyle. Sen bence armut.com'a gir. Evet. Oradan şeyden yürü fizik tedavici olarak. Armut.com mu? O ne lan? Oraya başvur. Oradan şey yapıyorsun ya. İhtiyacın neyse giriyorsun kategorileri. Oradan işte. Adamların evine gidiyorsun işte. Direkt çatır çutur de gel şöyle. Böyle çıtlat. Tamam şimdi de bir iki tane bilimsel anatomik kelime kullan. Tamam bitti gitti. Saati 1500 dolar. Ben de hiçbir şey bilmiyorum ya. Armut.com hiç bir defa aldım ya. Armut.com sallıyor mu? Cidden var mı? Armut.com Türkiye'nin bir numarası. Türkiye bizi trollüyor olabilir şu an. Ben ona bakayım. Bakacağım. Tamam, bakacağım. Nefes. Çok
Sağ kola single hem mutlu yazacağım. Çok yamukluk var yani. Bilmiyorum ki. Şu skapulamda böyle bir problem var. Nasıl çözelim, ne yapmam lazım? Belki postural bir sıkıntı var. Var. Ama nasıl çözüyoruz? Ev işlerinde sağ kolunu kullanmak. Sağ kullanmak zaten. Tamam, şimdi sol kullan. Ev işlerinde ya. İşte bu kilo. Bugün çok aldım. İyiydi de. Yordun kendimizi. Ben bittim sıra ya. Sıra bende mi? Hiç enerjim evet. Kalmadı. 180. Oğlum daha pizza yeme yarışması yapacağız. Ben squat yapamam bugün ya. Şurada şey kalmadı. Kim? Sen takımlar tek bize kim? Sen tek. Ben tek mi? Tabii. Siz beni yerseniz. En genç sensin. Uzun bayağı. Bileklik kaç yıllık? Oo. Bilekliğin kaç yıllık olduğunu, kaç yıl ve kaç ay olduğunu bilene yorumlarda belirtsin. Benden bizzat koştuk. Ödül. Özel sürpriz ödül. Yorumlarda. Hepsini kontrol edeceğim. Kaç metro? 1.5 falan mı? Ne 1.5 abi? Ölçmedim ki. Tamam, asist yaptım ben. Soru direkt sana. 410.5 deadlift soru işareti. 410.5 deadlift geliyor mu demişler ha? Aynen. Vallahi birkaç hafta önce evde yaptık 410.5. Tutuşu şükür çözdük. Tutuşta ilerlettim kendimi. Yani bayağı da teknik, birkaç tekniği değiştirdim. Eksternal rotasyon. Biraz daha. Tırnağı uzatıyorum. Onun dışında yani EPF'de mesela sıkıntı çok yarılmıştı içi. Gene yarıldı mesela. Çok kan olduğu için sağ elim açılmıştı. Onu da önlemini alacağım bu sefer. Yani güçten yana 400-410 gününe göre gelip bakalım elimizden geleni yapacağız. Türkiye'deki 400.5 dedi çok iyi ya. Videosu var. Daha iyi koyarım. Olabilirdi. 400.5 kilo büyük bir atış. Yani o squat dur oğlum bir saniye. Yani dizimden dolayı squat birazcık zorladı bacakları. O yüzden patlayıcılığım gitti mesela. İlk başta sökerken. Bakalım daha fazla squat'a yüklenmeye çalışacağım dizim el verdiği kadar. 410.5 için sizler için gelecek Türkiye adına. Hadi inşallah. Gel cevapla. Bana gelmemiş mi? Abi diyor, kreatin saç döker mi kendi tecrübelerimle bu konuda ha? Anlat. Kreatin saç döker mi diyor. Kendi tecrübelerini bize anlatsın. Nasıl şey? Ne anlatayım oğlum? Vallahi ben de dökmedi. Kreatin saç döker mi? Ama benim kreatinden önce dökülmüştü zaten saçım. O yüzden bir şey diyemiyorum. Kreatini kreatinle kombinasyon yapman lazım. Destekler tam tersi etki. Kreatin çok uzun süre kullanırsan saç kendiliğinden mohawk'a dönüşüyor. Ne? Mohawk. O ne ya? Yanlar ciddi. Saç var ya ciddi saç. Eray gibi. Bir. İki. Ha, kolay aldım. Pes! Güzel. Tamam. Bunu ağırlık koyacaksın bu yapar. Yabancı kadın influencer şeyi bu hareketi. Biraz daha şey yapman lazım nasıl? Ama ya. Geri koyayım. Tamam bu güzel. Yok, Mür demiş ki abi 3 yılda powerlifting IPF'de yarışabilir miyim? O seviyeye gelebilir miyim anlamında soruyor. Türkiye'de direkt yarışırsın. Dünyada da eğer şeyin yani Türkiye iyi seviyede var. Diyor herhalde değil mi? O anlamda nasıl diyordur. Sorduğuna bağlı. O anlamda diyordur. Bence tecrübe kazanması için bence direkt yarışsın. Onu beklemesin. IPF'de Türkiye'de zaten yarışırsın. Onda biz engel yok. 3 yılda da bir şeyler de yaparsın yani. 3 yılda genetiğine falan mı? Genetiği ise bayağı %80'ine gelir bence 3 yılda. Düzgün çalışırsan. İyi bir seviyeye gelir.
gelir. 80'ini de geçer. Dünyada bir şey yapabilir mi sizce 3 yılda? Bence... Sen 3 yılda koşuyorsun, buraya geldin. Ya daha fazla oldu da düzgün böyle antrenmanı çok sağlam yaparsan... Genetiği yılda, de iyisi olur bence. 3 yılda bayağı yere gelir. Amanda Lawrence falan 3-4 yılda dünya şampiyonu oldu. Değil mi? 3 yılda falan dünya şampiyonu. Ben de mesela 2019'da kaç yıldır powerlifter'dım? 4-5 yıldır. 4-5 yıl oldu. Ki derecemi arttıramamıştım da 3-4 yılda. Dünya rekoru kırdı. Yani bir şeyler yapıyordum. Çok iyi genetik demek ki bayağı az olur. Sakatlık olmasaydı onun üstüne %20 daha neredeyse gücü vardı. Çok daha iyi. %20 güç artışı. Yani 80'ine gelmişti. Sen zaten onu savunuyorsun. Kilo falan azdı yani. Biraz evet kilo çünkü. Ne? Powerlifting tane sen savunuyorsun ya, çok hızlı ilerleyebileceğim spor. Ya biraz öyle. İlk başta çok hızlı ilerlersin ama yine mesela diyorum ya %90'ınla %100'ün belki 15 sene o da olabilir. Doğru oldu. Ama çok yaklaşırsın %100'üne ulaşmak için bence 5 sene yeter. 5-10 sene. Genetik limit var diyorlar da. Yani sakatlanmazsan o bence hiç çok kimse yok. Kimse görmemiştir genetik tepkini. Artık burası şey tam diyemezsin yani. Ki zaten. Bir şey diyemezsin. Güzel cevap oldu. ben yapamıyorum ya. Bir dakika, böyle yapınca neresini gösterecek? Kanadını oğlum işte. Hayır, bunu böyle yap. Bir de şöyle var. Öyle bir poz olmayabilir. Önce vücut bu tarafa bakıyor, ondan sonra buraya çıkıyor. Sen ölmüşsün gölge. Sen de oturmuş falan. Bak bak, geliyor şöyle. Bak. Bir gülmen, sırıtman lazım. Ama aynen, gülüşü de çalışıyor. Şöyle bir 32 evet. Diş. Bir de bu ayak hep burada olacak. Aynen, parmak ucu önemli. Hayır, parmak ucu. Önden bir boya badana çekiyorlar zaten. Ama şeyler iyi mesela. Bu atletik fizikte falan çıkıyor. Klasik bodybuilding'de mesela. Yok. Klasikte böyle diyor. Yok, daha yani sert mesela. Pozlar falan klasik iyi diyor. Atletik fizik biraz daha kaleografi şov ya. Kaleografi var zaten. Adam şey müzikle falan bile bakıyor. Yani. Kaşına falan bakıyormuş. Tipine bakıyor diyor. Men's. Kaşına kadar gözüne bakıyor. Bir de boy vardı galiba değil mi? 1.74, 1.75 falan. Boya yani göre kategori mi? Klasik fizikte var ya. Atletik fizikte ben boya. Ben kas kütlesiyle podyuma... Atletik fizikleri var ya. 80 kiloda çıkar. 80. Yok mu? Sen kaç kiloda 100 kiloda çıkar. 100 ben, küsürlerde ben yani. 100 kilo gayet güzel, natural. 100 kilo olsa yavrumuz 6'ya 7'ye düşer mi? Düşün. Daha fazla kiloda olur o şeydi. Ben eskiden bir fotoğraflarım vardı cins cins. Gençlik hevesi vücut yapmıştım. Orada %10 vardı. Hadi gördün mü o fotoğrafı? Biliyorum. Orada onun altından var ya. Çok değişik fotoğraf. Kilon orada ama. Kilon da 90. Kilom orada 95 falan. Ama şu anki kasvitlerimin yarısı olması lazım. Çünkü geç öyle olmuyor. Çünkü orada 3 yıldır falan alt kaldırıyordum orada. Sordu mu? Kütle koymak için ne önerirsin Yakup? Ben bir şey önermiyorum. Cenk önersin. Antrenman öner oğlum. Oğlum çok genel bir soru yani. Kütle koymak yani için ne önerirsin? Çok farklı bir şey yapmayacaksın. Yağ alanı şeyse normalse kilo alması için kalori surplus'a girmesi lazım. Onun Türkçesi neydi lan? Kalori altı yani. Fazlası. Maintain kaloriden altısına 500 fazlasıyla hatta temiz alması için öyle başlayabilir. Ya, yavaş yavaş. Ondan artık sonra klasik şeylerden, programlamalardan itiş çekiş yapabilir. Alt üst yapabilir. Her şey yarar o seviyede başlamış olduğu için. Ağırlık kaldırması yeter. Doğru formları öğrenmesi önemli. Peki sence... Yeteri kadar protein alması önemli. Sence belli bir yerden sonra takıldığında bulk cut yapmak gerekiyor mu? Onu ben mesela onu bak, tam kestiremiyorum. Soru. Çok güzel soru. Yani bence... Bence... Vücut kompozisyonunun optimal seviyede olması için belli bir yüzde olarak yağ alanı fazla olunca kat yapması lazım bence. Yani yükselecek, sonra bir kat yapacak, sonra bir daha. Dönem yapacak. Dönem yapmak yani, lazım mı dönem yani? Dönem dönem yapmak lazım mı sence? Ben de bilmiyorum onu mesela hiç. Hiç deneyimlemedim. Bence şey olarak daha fazla vakit alıyor. Mesela atıyorum 80 kiloda başladı, 90'a tamam. Kadar hızlı çıktı. Ondan sonra 90 dedi ki ben bu kiloda kalayım, kendiliğinden yağ yaksın. O daha bence vakit alıyor. Yani onun yerine tamam. 85'e inip sonra 90'a çıkması vakit olarak daha kazançlı olur. Ya Balkan o yüzden avantajlı diyorsun. O yüzden daha avantajlı. O şey bir tane eskiden bir powerlifter vardı. İzzi, ne İzzi vardı? Neydi o? İzzi bir şey diye bir çocuk vardı. Blogları falan vardı. İlk powerlifter YouTuber falan o galiba.
Messi. Sen direkt alırsın. Ama şöyle çok şey var. Bence bazı cütlüklere ilk yöntem daha iyidir. Benim için mesela böyle çok fazla kas daha yaptım. Yani Cenk Hoca'yla çalıştık ya, aynı skelete kalıyoruz. Sen kaç başlamıştın? Sen 7 falan başladın. Şu an 105'sin, yağını çok azaltmıştın. Başlangıçta. Bayağı kas kütlesi koyduk yani. Ama işte o dediğimiz olay işte, ilk 2 yılda gainler çok daha fazla oluyor. İşte aynen. Ama bir yerden sonra benim dediğim takıldı mesela. Diyelim 5 yıl oldu. Evet, oradan o zaman sonra bir şeyler oldu. Alt kat olabilir. Ben i̇şte de mesela onu düşünüyorum. Siklet için mesela 90'a çıkayım. Sonra birkaç kilo vereyim. Hem de yüksek kiloda olacağım için o sırada daha iyi antrenman yapacağım. Kas kütlesi ya kazanmakta bu metot iyi bence. Evet. Kas kütlesi daha çok sistem çalışıyor. Güzel. Tamam, bu iyi. Eyvallah, sağ olasın.